Şimdi köylerde o zaman cemler yani. Mesela köyün büyüklüğü bir salon olur. Bu köyün halkını sığacağı kadar bir yer. Yani dedeler gelince o zaman köylüler şikayetlerini aklarlar, beklerler. Kış mevsimini de getirirler. Cemlerde toplantıları zamanı cemlerin bir görgü cemi vardır. Bir de normal cemler vardır. Görgü cemler olduğu zaman görgü cemleri dede gelir. Niye? Görgü cem olduğu zaman halktan bir razılık ister. Razılık istediği zaman eskiden mahkemeler mi vardı? Hani köyler gelmiş, toplamış köyler şikayetlerini düz gelmiş dede iletirler. Mesela der ki benim Ahmet'ten, Mehmet'ten ve şundan burada bir itirazım var, şuyum var, buyum var mahkemenin yanına. O da onlardan razılık alır. Razılık almazsa cem yürümez. Evlilikten bahsederler. O zaman mesela boşayan veya da boşanan daha bir dana evlenmez. Veyahut evlenirse de o topluluğa girmez bu. Yol düşkün olur. Onun için o tarih, yani o zamanlar evlilikler çok kuvvetlidir. Eşlere sahip çıkmaktır. Fakat bunun oluyor insanları daha pekiştirmeye yarıyor bu. Tekrar öteki şikayetlere gelince olur ya birbirinden herhangi bir şikayet olabilirler. Kududur, davarıdır veyahut da arasıdır veyahut da herhangi başka bir şeylerden de böyle anlaşmazlıklar olabilir. Ama onu işte dedeye şikayet ettiği zaman bunu herkesin mahkemesini dede yapar. Halkın huzurunda yapar da bunu. Halk da razı olur. Onları barıştırırlar. Hani daha bir de küs olmazlar. Ama şimdi şehir cemlerinde bunlar yok. Çünkü herkes bir yerden gelmiştir. Kimse kimseyi görmez. Kimse kimsenin şikayeti olmaz. Kendi akrabaları varsa aynı mahallede, aynı ceme gelirse onu söyleyebilir. Yoksa yani şehir yerinde söylemek biraz zor oluyor. İşte köylerin cemiyle şehirlerin cemi farklıdır. Köylerde mesela dedeler gelir. Dedeyi köylü davet eder. Herkes tabii köylünün dedeleri vardır, rehberleri vardır, mürşitleri vardır. Bunlar ilerden beri gelen bir ocaktır. Herkes bir dede olamaz ki. O bir ocaktan gelecek, bir eğitimden gelecek. Biraz da bilgisi olacak. Bilgisi olmadığı ya da kaldırır bir vatandaş bir soru sorur, cevabını veremezse bunun anlamı kalmaz. Şimdi muhabbetler şöyledir. Dede gelir, köye geldiği zaman ta geçmişten bu zamana kadar, şimdiye kadar yani olan olayları anlatır. Mesela cem nereden gelmiş, neden kalmış, kimden kalmış, nasıl yürütülür, cemde neler gerekir? Halktan, hukuktan, aile yapısından, komşuluk yapısından bunları anlatır. Dede gelir, dede geldiği zaman dededen keramet beklerler. Böyle ocaklar vardır ki keramet sahibidir. Şimdikilerin kerameti kalmamış. İnanmıyor ki. Ama eskiden öyle değildi. İnanç da vardı. O zamanki dediler daha ta eskiden beri o cemlerden o onun babasından görmüş. Mesela bir dede onun kendi babasından görmüştü. O dede ondan öbüründen görmüştü. Birini yürüterek gelmiştir. Ha, buradaki dedelerimiz belki de görmüştür ama buradaki insanlar onu pek öbür dedeleri yani tutturamaz. Evet biliyi güzel. Fakat buradaki insanlarımız dedeye yani dede miydi? Dede değil mi? Orada yani bayağı normal bir vatandaş gibi karşılar. Ama köylerde dedeler buraya geldiği zaman herkes saygı duyardı. Onlar konuya çok açık bakarlar. Yani o zamanki konuya çok açık bakarlar. Yani her tarafı öğretmek, bilmek bildirirler. Şimdikiler evet, gelip nedir? Hemen çabuk bitirmeye çabalıyor. Şimdi buradaki diyor ki efendim, cem uzatmayalım. Veyahut da sohbet yapmayalım. Hani dede, cem mesela saat kaç? 7'de geldik, 6'da geldik. Cem bildirilene kadar. Dede bununla bazı şeylerde anlatmak zorunda. Anlatacak ki vatandaş kafasına bir şey girsin. Cem birlemeye gelene kadar değişlerin, divan imamların bu kelimeler var ya,
bunun anlamını, manasını açıklayacaklar. Açıklarsa hiç olmazsa vatandaş onu da açıklayabilir. Daha iyi kır, daha öğrenir. Ama eskiden sohbet mesela, dede bunları anlatır. Anladın mı? Bunu anlatır. Anlattığı zamanı işte Alevi kesimi ne olur hepsini öğrenir. Hepsini öğrenir. Şimdi biz kendi çocuklarımıza dahi öğretemeyiz. Bizim halkımızda sorumluluk yok.